Friend programında ve InDesign ve ya da diğer Adobe programlarında çalıştığınız belgenin kullandığınız bir renk profili varsa, renk profilleri eşleştirme ya da bu konuda yönetimle ilgili işin nereden yapıldığını bilgisini paylaşmak istiyorum. Friend programına geldiğimiz zaman Friend Preferences bölümüne gelelim. Tabii ki bu ayarları yaparken hiçbir belge açık olmamasına dikkat ediniz. Color sekmesine geldiğiniz zaman burada Friend için bazı renk ayarları vardır. Bu renk ayarlarında siz istediğiniz tercihleri çalışmanıza göre tercih edebilir, kullanabilirsiniz. Burada birçok tasarımcının Separation Printer seçeneğini kullandığını görüyoruz. Bir de burada eğer bilgisayarınızda renk ölçümleri varsa buradaki setup ayarına gelerek monitörünüzün tercih ettiğiniz bir renk ayarını profilini tercih edebilirsiniz. Burada taklit etmesi sırasında hangi renk ayarlarının kullanacağınızı ve kuşe kağıt ya da diğer kaplamasız kağıtlara göre veya gazete kağıdı, newspaper bunların hangisini tercih edeceğinizi buradan belirtebilirsiniz. Burada renkli hesaplama yöntemlerini tercih edebilir. Burada en azından daha da farklı özelliklere giriş yapabilirsiniz. Buradaki özellikleri mutlaka belli bir uzmana danışarak ve mutlaka ölçümleyerek yapmanız gerekiyor. Ama ölçümlü bir renk profiliniz varsa bunları bu bölümden aktif edebilirsiniz. Illustrator veya InDesign ya da diğer Adobe programları için bunun yönetim yeri tektir. Adobe Bridge'dir. Bridge programı diğer Adobe programlarına farklı olarak aynı zamanda da Türkçe arayüze sahiptir. Burada dil noktasında Türkçeyi seçiyorum. Bakınız, Türkçeyi seçtikten sonra paneli kapattım. Burada Bridge'i kapatıp tekrar Bridge'i aktif ettiğiniz zaman Bridge bu sefer Türkçe açılacaktır. Türkçe arayüzde düzenle ya da edit menüsünün altında Creative Suite renk ayarları. Creative Suite Color Settings İngilizcesinde yazar ve açarsınız. Burada standart ayarlar vardır. Bu standart ayarlarında biraz daha bunu genişletmek için buradaki ayarları da aktif edip bu bilgisayarınıza yüklü olan ve aynı zamanda sizlerin oluşturduğu diğer renk profilleri de burada gözükür. Buradaki uygulamada herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Burada örnek anlamında şu an kendi bilgisayarımda renk ayarları tümüyle uyumlu haldedir. Çünkü buradaki pasta dilim vardır. Ben buradaki ayarlardan herhangi bir tanesini seçtiğim zaman ya da InDesign'de Illustrator'da hemen bakalım. InDesign'a geldik ve burada Color Settings ayarlarına geldik. Pasta dediğimiz bütün. Ama ben burada InDesign'e özel olarak ben bunu değiştirdiğimi farz edelim. Ne oldu? Senkronize olmadığını görüyoruz. Şu pasta dilim bozuldu. Senkronize kısmı bozuldu. Bridge'e geldik tekrar. Bridge aşamasındayken buradaki ayarlardan bir tanesini tercih ettim. Ve burada sadece tek bir seçenek var. Uygula. Bu uygulama aşamasından sonra biz diğer programlara baktığımız zaman senkronizenin az önce olmadığını ama şimdi senkronize edildiğini görüyoruz. Tüm Adobe programları, Acrobat'ı, Illustrator, Photoshop aynı renk profilini şu an görüyor, uyguluyor. Siz şu seçenekleri tercih açıp kapatabilirsiniz. Yani bunlar belge açarken renk profil uyuşmazlığı olan her bir belgenin hakkında size bilgi verecektir. Ve Illustrator'da bakalım. Illustrator'da aynı şekildedir. Color Settings ayarlarına baktığımız zaman senkronize edildiğini görürüz. Bu ne demektir? Örnek anlamında InDesign'da
20 belge açtığım zaman bu belge ister PDF yapayım ister herhangi bir şekilde çıkış alayım. Bakınız burada belgemdeki ayarın direkt çalışma içerisinde kullanıldığını ve gömüldüğünü görebilirsiniz. Bu tüm programlar için, Adobe programlar için geçerli olacaktır.